Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rivayetul hadis, hadis rivayeti ya manayla olur ya lafızla olur. Bu lafızda hadis rivayeti de ya ravi hafızasından ne yapar? Rivayet eder ya da kitaptan rivayet eder. Şimdi bunları açıklıyor tek tek. Rivayetul hadisi bil lafzi min hafzihi. Ve fi hazil haleti yani ravi hadisi lapsilan rivayetdir ama hafızasından. bu durumda şart kılınır yüştara firravi ravi da şart kılınmıştır. en yekuna hafizan. Hafız olması ne demek? Hafız olması ve manaz zalike yani bu ravinin hafız olması manası nedir? en la tekune muhalafatuhu lisikaati kesireten. Yani siqa ravileri muhalefeti çok olmaması manasında. Ve haza bu da yorafu <laughs> bi muqaranati ahadisihi kulliha ma ahadisi sikati. Evet. Rabbinin tüm hadisleri sika Rabbilerin hadisleriyle karşılaştırılır. Ee, ve böylece e, muhalefet edip etmediği ya da çok muhalefet edip etmediği bilinir. Fe inke suret biz muqaranat ettik, karşılaştırdık. Hadisi lafız cihetinde rivayet ediyor hafızasından. Biz diğer sikar rivayetleriyle karşılaştırdık. Baktık ki in kesret muhalefatuhu eğer ravinin sika rabilere muhalefeti çok ise delle zalike ala en oleyse hafizen. Demek ki bu ravinin hafız olmadığını ne yapıyor? Gösteriyor. Fehve gayru dabitin. O zaman bu ravi dabit değildir yani. Çünkü zabit olsaydı o diğer ravilerin e, rivayet etmiş olduğu hadislerden efendim böyle e, gafil kalmaması gerekirdi. Onlara muhalefet etmemesi gerekirdi. Rivayetül hadisi bil bin, bin kitabı. Bu sefer kitaptan lafızı lafızdan hadisini ne yapıyor rivayet ediyor. Bu durumda ve fi hazil haleti yüşteratu en yekuna ravi ravinin olması şarttır ne olması muhafizan ala kitabı kitabını muhafaza etmesi gerekir. Neden? Min en yugayyire fihi ahadun o kitapta hiçbir kimsenin bir e, değişikliği yapmaması ev yubaddila ya da e, tebdil yani bir e, hadisali başka bir hadisali bir ravi çıkar başka bir rivayet eklenir. Sanki bu ikisi yugayire yubaddil aynı mana ifade ediyor yani. Tağyir ya da tebdil kitabında olmaması gerekir kısacası. Rivayetul hadisi bil mana. Peki mana cettinden hadisin rivayeti bu ve hazi tekunu min hafzihi. Bu hafzından olur. Çünkü kitaptan olmaz. Çünkü kitaptan olsa o zaman kitabın aynısını rivayet kitaptaki lafzın aynısını rivayet etmesi gerekir. Nedir bu hadisi eğer mana cettinden rivayet ediyorsa sadece hafızasından rivayet ediyor. Bir fi hazihil haleti bu durumda müşteretu en yekuna rawi alimen bimaani lugaatil arabiyyati raminin arab lugaatinin mananin iyi bilmesi gerekir. Vazalike niçin bu şart koşulmuş? Hatta la yugayrefi ma'nal hadisi tuna an ya'lama bilmeden, farkında olmadan hadisin manasını değiştirmemesi içindir bu şart. Fe in tawaffara şart-ı dabti fıravi zabitun. Eğer diyor e, ee, ravi bu zapt şartını sağlarsa o zaman e, Rabi ravi Demek ki fe in şart şartta davti fe ravi e, davitun ve in ictemet fi ravi kullu şurutul adaleti ve davti fe vasikatun. Demek ki daptın şartı varsa ravi davittir. Eğer bütün adaletin şartları ve daptın şartları ravide bir araya gelmişse o zaman sikadır. Evet. Demek ki adil artı davet eşittir sika. Demek ki ravi sika ne zaman olur? Hem bütün adaletin şartlarını ve daptın şartlarını kendinde bir araya getirse toplarsa. İhtilat. El ihtilatu ve ihtilal dapti. Yani daptın böyle bozulması manasında. Demek ki hafızası e, zamanla ne oluyor? Bozuluyor. Vel muhtalitu, muhtalit kimdir? Huvel ravi lezi ihtela daptuhu. Öyle bir ravi ki daptın yapmış, zamanla bozulmuş. Ey kana dabiten, önceden dabit idi. Sümme esbaha gayra dabitin. Sonra ne oldu? E, zabit sahibi olmadı. Yani demek ki zamanla bu hafızası zayıfladı yani. Peki bu hafızaların böyle ihtilat etmesinin, bozulmasının sebebi nedir? Sebepleri nelerdir? Esbabul ihtilat lil ihtilati iddetu esbabin bir ihtilatın pek çok sebepleri vardır. Ehem oha, en önemlileri şunlardır. El haramu yaşlılık evil meradu ya da hastalık limen yatemidu ala hepsi tabu hafızasına böyle dayanan hafızasına güvenen kişiler için hastalık. Zehabul basar gözünü kaybetmesi yani görmemesi ev o diye o ya daya ya da kitabı kaybetti. Limen yatame da. kitaba itimat ediyor. Kitap olmasa hadis zevat edemiyor. E, kitabını kaybetti. O zaman ne oldu? Böylece e, ihtilat etme e, sebebi olmuş oluyor. Peki böyle بشكل رواية ذلك الحادثة النحكم نادر حكم حديث المختلطي مختلطي يعني مختلطي رواية تلك الحادثة النحكم نادر قسم المحدثون حديث المختلطي إلى قسمين ابتد المحدث در مختلطي قسمين رمختار الأول ما حدث به قبل الاختلاط يعني بلا hafızası daha böyle bozulmadan önce rivayet ettiği hadisler ki vaza makbulun bu makbuldur. Esan ikincisi mahaddesi bir ba'del ihtilal Hafızası bozulduktan sonra rivayet ettiği hadislerdir. Ev kana fil fetreti el meşkuk fiha elleti yagribu ala zanni enne kana fi muhtaliten fa merdudun. Evet. Demek ki bu ikinci durum mesela ihtilattan sonra rivayet ettiği hadis ya da e, muhtalit yani böyle hadisleri karıştırma olması yani karıştırmasının muhtemel olduğu şüpheli zamanda ne yapmış nakletmiş elleti yeğlibu ala yani yani kendine böyle zannediyor ki böyle muhtalit olduğunu zannediyor yani ennehu fazla merdudu demek ki Es-sani ma haddese bihi ihtilat. Yani bu tamam, da sıkıntı yok. İhtilat etken sonra rivayet hadis. Bu zaten merduttur. Av kâne fil fetretil meşkûkü fîhâ. Evet. Elleti yeğlibu ala zanni ennev kâne fîhâ muhtaliten. Yani ee, şüpheli, şüpheli yani karıştırmasının, aklının zayıflığının böyle gitgide e, gitmesinin hani kuvvetlenmesinin e, şüpheli olduğu bir zamanda ki bu zaman ki za, şöyle zannediyor en kana fiha muhtaliten yani zanna elleti yaglibu ala zanni insanın zanna gelir ki bu zamanda nedir e, muhtalittir en kana fiha yani fil fetretil meşkuki fiha bu e, bu zamanda muhtaliten Hadi kısacası İkinci durum ya böyle ihtilattan sonra rivayet ettiği hadislerdir ya da ihtilat etmesinin muhtemel olduğu şüpheli zamanda naklettiği hadislerdir. Bunların hepsi fazla merdudun. Bu rivayetleri mi? Demek kısacası ihtilattan sonra rivayet etmişse o nedir? Ee, bu hadisleri merduttur, kabul edilmez. Her rivayet bil mana. Peki mana cihetinin rivayet. Yara cumhurul ulema'i cevaze rivayeti bil mana bi şurutin. Yani cumhur ulema mana cihetinden hadisen rivayetini caiz kılmışlar ama bazı şartlar e, koşmuşlar ki onlar nelerdir? Hiye. En yakın ravi nasiyen lafzal hadis. Hadisin hapsını unutmuş olacak. İmkan yarıvihi min eğer hafızasından rivayet ediyorsa. Demek ki hafızasına rivayet ediyorsa o lafzı unutması gerekir. Yoksa unutmazsa o lafızdan da rivayet etmesi gerekir. Ev ya da ihtiyaç onun böyle mana cetten rivayet etmesi gerekiyorsa ve kitabu leysa kitabı da yanında değil bu cetten. Yani kitabı yanında değil ama hadisi rivayet etmesi gerekiyor. O zaman ana rivat eder. İmkana yer kitabı. Eğer kitaptan rivat ediyorsa, kitabı yanında, değilse, bir durumda bunu gerektiriyorsa, hadis rivat etmesi gerektiriyorsa, o zaman e, hadisi mana cihetine rivat edebilir. En yekûne alimen bi ma'ani lügatil arabiyeti. Arap lügatının manalarını iyi bilmesi gerekir. Likey la yugayyirel mana ki manayı bozmaması için. Bir de en la yekune lafzul hadisi hammen. Yani hadisin lafzı böyle çok önemli olmayacak. Kel ahadisil muteabbedi bi elfaziha. Lafızlarıyla böyle ibadet edilen hadisler gibi. Ke ba'dil bazı dualar. Ve mistu cevamel kelimi. Efendimizin böyle e, e, özlü sözleri olmayacak sen bunun mana çünkü zaten özlüdür. Sen bunun mana cihetinden rivayet edersen o e, olmasının olmasını ne yaparsın? Ee, bozmuş olursun. Liyana la yuna an halafzun ahar. Çünkü bunlardan başka lafız ee, ne yapmaz? Ee, yerini doldurmaz yani bunların. Evet. Ve evet. min edilleti zalike e, hadisul bera bunun dur e, beranın hadisi bunun delillerindendir. Yani ee, bak diyecek ki sen hadisin lafzı önemlidir. Sen onu başka bir şeyle değiştiremezsin yani. Onun üstünü söyleyecek. Ee, Halen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Bera İbni Azib diyor <laughs> radiyallahu teala anhu İza Efendimiz ona dedi ki yatağına vardığında fetevadda vudu ekeli salati namaz için abdest aldığın gibi bir abdest al Sümmet daci' ala şıkkikel eymen sağ tarafına uzan. Sümme kâle Allahümme eslemtu vecihi ileyke. Ve fevvattu emri ileyke. Ve elcehtu zahri ileyke. Hadisi manaları O zaman tek tek mana yapmıyorum. Rağbeten ve rahbeten ileyke. İsteyerek, yani senden isteyerek, korkarak. La melce ve la menca Diyor senden sığınılacak ve kurtulacak hiçbir yer yoktur. Sadece sana sığınılır yani. Allah Muhammed bir kitabı kelez enzelte ve bir nebi kelez erselte. Fe in mutte min leyletike bu da yaptın ve o gece vefat edersen fe ente alal fıtrati fıtrat üzere e, vefat etmiş olursun. Ve ceal hunne ahire ma bihi. Bunu konuşacağın son sözler yap yani. Yani bunları söyle ve ondan sonra yat. Başka bir şey konuşma. Kâle feradat duha alen Ben de Peygamberimiz bu hadisi, bu duaları tekrar ona arz ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Felamme belâtu. Allahümme tu bi kitabı kellezi enzelte. Kultu ve revsûli Hani burada Efendimiz demişti ya. Ve bi nebi kellezi E ben bu nebiye ne resûli kellezi erselte dedim. Kâle la. Ve nebi kellezi Sen böyle deme. Nabi söyle bak. Çünkü bak demek ki burada anlaşılır ki hafızın lafzı, hadisin lafzı önemlidir. Değiştirilmemesi gerekir. E sen kalsan bunu mana cihetinden Nebi de nasıl olsa Resuldür. Ben de bu cihetten rivayet edeyim. Bu olmaz. Bak buna ne yaptı? Bir misal getirdi. Demek ki hadisin lafzı önemlidir. Ve yanbagi Böyle işler atıyor. Yani bu gereklidir ama şart da değildir. Ne? Limen yervi bilmana mana cevetinde rivayet etmek için gereklidir. Ne gerektir? En yuşire <laughs> ila zalike bi kavlihi ev nahve haza. Hadis-i rivayet ettin. kala ee, <laughs> Resulullah Efendimiz bunun benzerini söyledi. Ev kema kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da Efendimiz bunun gibi söyledi. Ev maşabe hazalike min ibaratin. Ya da buna benzer bir ibara buna benzer bir ile söyledi diye e, ne yapması lazım? Buna işaret etmesi lazım. İhtisarul hadis. İhtisarul hadis huve rivatü cüz'i hadisi bilafzihi. Yani hadisin bir kısmının lafzı, lafızla rivat edilmesi yani. Zeyb-i ulema ile cevazi ihtisar hadis bir şartın vahidi. Tek bir şart koşmuşlar hadisin ihtisarı için ca caizliğinde. Ve hava o nedir? O şart en la yetayi gayyere ma'nel hadis. Hadisin manası bozulmaması gerekir. Ve la yecuzu lirravi en yekule la yu'min ahadukum bu şekilde dedi. Muhtasiren zalike min hadisi la yu'min ahadukum hatta ekun ahabbe ileyh min validi ve validi. Sen bu hadisi kalkıp la yu'min ahadukum diye ihtisar edersen hadisin manasını bozmuş olursun. O zaman bu caiz olmaz. Ve mimmen uştuhire bil ihtisari bi şartı sabiki yani geçmiş şartla ihtisarla meşhur olan kimlerdendir. El İmamul Bukhari yu sahihihi İmam Bukhari sahihinde bu ihtisarı çok kullanmış. Ve kâne İmam Bukhari yazkuru la hadise hadisi rivayet eder fi iddeti emakine birkaç yerde velâkinne lakinne yazkuruhu bir lafzin cedidini, yeni bir lafızdan. Efsenedin cedid ya da yeni bir senetle. Fe illem yecid zekere ma yahtacu li zikri mine senet. Eğer o yeni bir senet bulamazsa ne yapar? Ee, ya yeni bir lafız ya da yeni bir senet bulamazsa zekere ma yahtacu li zikri mine senedi evil metni vaza vel ihtisar. Demek ki ihtisar budur yani. Demek, demek ki İmam Bukhari e, hadisi birkaç yerde zikrediyor. Ya yeni bir lafıza, yeni ya da yeni bir senette ya da bunlardan hiçbirini bulamazsa ne yapıyor? Zekere ma yahtacu zikrihi min es-senedi evil metni. Yani senet ve metinden zikredilmesinin gerekli olduğu yerleri ne yapar? Böyle rivat eder. Buna da ihtisar denilir. O ashatu ve nefsuhu lezi yüşteratu fi rivati ayetin la yetim bul mana biha av cüz ayeti fil kerim ee, diyor bu şartın e, bu şart e, bizatihi mesela mesela ayetlerde de öyledir sen kuran-ı kerimin bir bölümünü rivat edersen yani firveti ayetin la yetim bul mana biha bu mana o, o ayetle ne oldu tamamlanmıyor yani fi Firavet ayetin ev cüz'ün. Firavet minel ayet. Ayetin bir cüz'ü. Evet. Ya da ayetin başka bir rivayeti var. Evet. Ee, sen o şekilde rivayet edemezsin diyor. Firavet ayetin ne yapıyorsun? Rivayet ediyorsun. Söylüyorsun ama manayı tam tamamlanmıyorsun. Tamamlanmıyorsun. Tamamlanmıyorsun ya da ayetin bir kısmını zikrediyorsun. Fela yecuzu o zaman bu caiz değildir. En yakral muslimu el ayetel ula dune saniyeti. Yani fi kavlihi teala fevaylen li musallin. Yani burada Müslüman birisi yani namazda sen fevaylen li musallin söyle, tek söyleyemezsin yani. O zaman ne oluyor? Namaz, veyl olsun namaz kılanlara. O zaman bütün namaz kılanlara veyl olsun demek istiyorsun saniye de budur. Ellezinehum an sahun. Tabi o namaz kılanlar ki namazlarında gaflet içindedirler. Yani onlar e, namazın ciddiyetinin farkında değiller yani. Ya da sehve ediyorlar. Aslında sehvedir değil. Bu an salatim sahun. Fi salatim sahun olsaydı namazlarında sehvedir. O zaman her namaza sehv edene olsun. Bu da bu manada değil. Yani namazlarına gaflet dediler, namazları ciddi almazlar, o namazın ehemmiyetini, önemini bilmezler manasında. Demek ki Müslüman birisi, Fevaylun Musallin şu ayeti okuyup da ikincisini okumaması ona caiz olmaz diyor. Bu ayetlerde de öyle. hadisteki şart ayette de öyledir. Eğer mana tamamlanmıyorsa sen ne yapamazsın? Ayeti tek başına okuyamazsın. Yani bir cüzün yani. Bir kısmını okuyamazsın demek istiyor. Evet, üçüncü bölüme geldik. Bu bölümde de e, ravilerin hakkındaki ilimler ki onlar nedir? Ravi acaba e, mecruh mudur? Yani cerh edilmiş midir? Ya da e, adaletli kılınmış mıdır? Bunlardan bahsedecek. El cerh ve tadil, aksamu ruvat, tabakatu ruvat, esma ruvat ve, ve kunahum, onların künyeleri. İlk önce el cerhu ve tadil buradan başlayacak. Gelecek dersimizde buradan devam ederiz. Ve ahir davana enil hamdulillahi rabbil alamin.